40 ağaca ilk gelen genel başkan olduğu için saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunuyorum şahsım ve hepiniz adına. Artı bugün bizleri yalnız bırakmayan, bize destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize malumdur, derneğin kurulduğu yıllarda çok büyük istek ve arzu vardı. Fakat daha sonra ve destek de vardı derneğimize, ama zaman zaman daha sonra bu şeyler kaybedildi. Geçmişte çalışan dernek başkanları arkadaşlarımız gerçekten çok büyük özveriyle çalıştılar. Onlara, rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da uzun ömürler diliyorum. Çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Yeni, yeni yönetim olarak kendimize bazı hedefler seçtik, oturduk, konuştuk, kararlaştırdık. Bu hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmaları şimdi sizlere açıklamak istiyorum. İlkin mülki amirlerini ziyaret ettik. Sayın Kaymakamımızı ziyaret ettik. Ona hedeflerimizi anlattık. O da bize bu konuda bizim yapmak istediklerimiz konusunda bize her zaman yardımcı olacağını söyledi. Hatta bazı fikir alışverişlerinde de bulunduk. Onlar güzel şeyler söylüyorlar. Evet. 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 Çamda bucaksız yerlere trenliğin pencerelerini açıp ateş edip öldürüyorlar zevk için. İşte orada Kızılderili diyor ki son ağaç kuruyup son kuş öldüğünde, son nehir kuruyup son balık öldüğünde anlayacaksınız diyor. Maalesef bugün de doğa katliamını ile ilgili en güzel sözleri o zamanlar Kızılderililerin söylediklerini görmüş oluyoruz. Bundan vazgeçtik çünkü her gün ülkemizde 3 tane 5 tane şehidimiz olur. Böyle bir şey doğru olmayacağını düşündük. Kaymakamımızla görüştük de. Bizde yazılı metinleriniz elinizin altında olur. Evet. Her etkinliğin kaynağı elinizde olur. Daha kolay iş yapar. Evet. Şimdi kaynağı... Burada bulunmaktan çok memnunum. Kırkağaç'taki şubemiz bizim bugün yapacağımız soba programı içinde yolumuz üzerindeydi ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir programı, bu programı ana programın içine soktukları için. Gerçekten burada bulunmaktan, bu yönetimi tanımaktan, onların faaliyetlerini dinlemekten gerçekten mutluyum. Çünkü Atatürk odaklı, dolayısıyla Cumhuriyet odaklı ve özellikle bu son dönemde Cumhuriyet'in tahrip edilmesi siyasi bir proje olarak gündemdeyken arkadaşlarımızın burada bu faaliyetlerde bulunabilmiş olmaları ve bunu sağlamalarında katkıları olarak yöneticilere de, mahalli yöneticilere de teşekkürlerimi sunuyorum bu arada. Arkadaşlarımızı bu ortamda çalışıp böyle başarılara imza atmalarını sağladıkları için.